Herkese merhaba. Bugün çok merak edilen yulaf lapası tarifimizi yapacağız. Bunun için önce malzemeleri sayıyorum. Yulaf, rondodan çekilmiş yulaf ezmesi, Hindistan cevizi, chia tohumu, kakao, süt ve bir miktar da su kullanacağım. Yulafla başlıyorum. 3 yemek kaşığı robottan çektiğim yulafımı koyuyorum. Chia koymayabilirsiniz fakat ben içerisindeki o kıtırlığı sevdiğim için şöyle bir yemek kaşığı bile değil, biraz chia koyuyorum. Ve kakao. Bu da kakaoyu ne kadar sevdiğinize bağlı. Ben çok seviyorum ve dark kakao kullanıyorum. O yüzden daha koyu oluyor. Bir bardak süt. Hatta üzerine şöyle bir büyük bardağı suyla tamamlayayım. Bu da aslında biraz kişiye kalmış. Çünkü bunu yaptıkça pekişecek. Eğer biraz sıvı seviyorsanız, puding kıvamında seviyorsanız o suyu ekleyeceksiniz. Sevmiyorsanız, daha koyu seviyorsanız daha doğrusu su eklemenize hiç gerek yok. Bir bardak su yeterli olacaktır. Şimdi bunu ocakta yavaş yavaş pişireceğim. Hindistan cevizi ve 3 tane cevizi üzerine kullanacağım. Bir de benim burada fırında pişirmiş olduğum tamamen şekersiz kabaklarım var. Onlardan da ezeceğim. Onu da birazdan göstereceğim. Şimdi ocağa geçelim. Peki şu tava 2 yumurta bir sucuk menünün neresinde? Onlar sevgili eşimin kahvaltısı. Bu da benim kahvaltım. Bu aslında biraz kaçamak, kurtarıcı kahvaltısı. Dün akşam yemeğini biraz kaçırınca bugün sabah telafi etme kahvaltısı bu. Peki o zaman ocağa geçelim. Geçelim. Şöyle ocağımın en küçüğünü aldım. En kısıkta sürekli karıştırarak pişireceğim. Yaklaşık bir 3-4 dakika içerisinde pişecektir. 3 tane cevizimi şöyle elimde de doğruyorum aslında çoğunlukla ama hatta ilk defa tahtada doğruyorum. Şöyle gelişi güzel biraz böyle ağza gelecek şekilde doğruyorum. Cevizler hazır. Şimdi üzerine de ne seviyorsanız, ne isterseniz. Bu bir tane muz olabilir. Ondan sonra şu an Trabzon hurması zamanı. Bir tane Trabzon hurması olabilir ki en sevdiğim o. Ama bu ara ben biraz fazlaca kabak yiyorum. Bu bal kabaklarını tamamen doğal, hiç şekersiz yapılmış üzüm pekmeziyle birazcık böyle tatlandırdım. Fırın poşetinde pişirdim. Şöyle biraz hatta torpil geçeceğim. Bu yeterli olacak benim için. Bunu böyle çatalla ezip tamamen püre kıvamına getireceğim. Daha sonra yulaf lafım olduktan sonra bunu üstüne cevizleri, en üstüne de Hindistan cevizini koyacağım. Ve zaten en önce görüntü olarak sonra da tat olarak muhteşem bir şey çıkacak ortaya. Evet. Yavaş yavaş suyunu çekmeye başladı. Eğer bunu önceden hazırlayıp bir yere götürecekseniz, bekleyecekse bu kıvamda bırakabilirsiniz. Çünkü durdukça bu yulaf bu içerisindeki sıvıyı çekmeye devam edecek. Bu kıvamda da yiyebilirsiniz. Çok az daha ben çektirip suyunu öyle tabağa alacağım. Evet, hepsini koydum tabağıma. Sadece böyle 1-2 dakika soğutacağım. Üzerine bunları koyacağım.
tekrar kahvaltımızı da böyle tamamlayalım. Aslında bu videonun içeriğinde olmaması gereken bir fark. Ama herkese saygı duyalım. Sucuklu yumurtanın yeri de başka. Hele doğada bambaşka. Şimdi şöyle hazırladığım kabağı üzerine yaydırıyorum. Kabağa koydum. Şimdi biraz Hindistan cevizi. Yıkmayalım ortalığı. Sucuğun heyecanından olabilir. Ve 3 tane cevizi parçalamıştım. Onu da bu şekilde koyuyorum. Bu gayet yaklaşık 3-4 saat tok tutucu bir öğün oluyor. Hazır.